Ne yapmayı düşünüyorsun? Ne yapabilirim ki? Minicik bir cana kıymak öyle zoruma gidiyor ki. Bunu düşünmek bile istemiyorum ama galiba mecburum. Aslında öyle nefret ettim ki kendimden. Öyle utandım ki ölmek istedim. Ama onu bile beceremedim. Ya ne diyorsun ya? Saçma sapan konuşma. Ne ölmesi? Allah korusun ya. Çıkar aklından böyle şeyleri. Belki de bu bebeğin doğması gerekiyor. O yüzden hayattayım hala. Eda, sakın bir daha ölümden falan bahsetme bana, sakın. Of, ne yapacağım ben? Allah'ım ne olur beni affet. Bana bir yol göster. O herifi bir elime geçirsem var ya. Afiyet ol. Nasıl bir kader bu ya? Koskoca İstanbul'da başka bir kız yokmuş gibi. Vay. Bundan sonra hata yapmak istemiyorum. Her ne olursa olsun ileride pişman olmamalıyım. Peki nasıl yapacaksın bunu? Vicdanımı dinleyerek. Vicdanını dinleyerek. Bilmece gibi konuşma oğlum. Ne demek şimdi bu? Bebeği aldırmasına izin vermeyeceğim. Delirdin mi sen? Melda'ya ne diyeceksin? Bir an önce gerçeği anlatmak istiyorum. En doğrusu. Hiçbir suçu olmayan masum bir kız benim yüzümden az daha ölecekti. Ya Melda'nın suçu ne? Gerçeği duyunca ne hale gelecek hiç düşündün mü? Eninde sonunda öğrenmeyecek. Hem Eda kadar acı çekeceğini de sanmıyorum. Bana bak. Sen bu kıza acıyor musun? Yoksa aşık mı oldun? Al canım, su iç biraz. Daha iyisin değil mi? Ya kusura bakma. Senin de canını sıktım değil mi? Olur mu hiç öyle şey? Daima yanındayım ben senin, unutma. Sağ ol. Senin gibi bir arkadaşım olduğu için çok şanslıyım. Gördünüz mü hocayı? Nasıl kaybetti iddiayı? Aa, siz burada mıydınız? Ha Eda. Ablanı arasan iyi olur. Bugün beni arayıp seni sordu. Çok meraklanmıştır. Olga. Ne oluyor? Ne sıkıntısı var Eda'nın bu kadar? Yok bir şey ya. Ağlamaktan gözleri kızarmış oğlum. Nasıl yok bir şey? Ablasıyla kavga etmiş.